Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün sokağa çıkma yasağı var, günlerden cumartesi. Nisan'ın 9'u. Bizden sokağa çıkma yasağında fırsat bilerek bahçemizde çalışmalar yapıyoruz. Görmüş olduğunuz fındık bahçesi 7 yıldan beri hiçbir kimyasal, ne gübre, ne bir ilaç, hiçbir şey kullanmadım. Bahçemiz eskiden çok büyük dallar vardı. Kart dallar, kurt yenikleri vesaire. Bunları gençleştirdim. Güzelce kestim. Şu an bahçe gence döndü. Kendi gübremizi kendimiz yapıyoruz. 7 yıldan beri hiçbir, dediğim gibi, başka bir gübre kullanmadık. Sadece turkuaz odun sirkesi var. Bu doğal bir odun sirkesi. Kesinlikle kimyasal bir şey yoktur. Onu kullanıyoruz yaprakları bu şekilken. Bir sefer. Ardından da iki sefer sıvı yarasa gübresi var. O da tamamen organik, tamamen doğal bir ürün. Onu kullanıyoruz. Başka hiçbir şey kullanmıyoruz. Bahçeyi tamamen organik olması için üzerinden bir 10 yıl geçmesi gerekiyor. Şu an ben 7. yılın içerisindeyim. Toprak analizleri yaptırarak bahçemin organik, %100 organik olduğunu inşallah 2-3 yıl sonra kanıtlayacağız. Ve bahçeye belge almaya şimdiyim. %100 organik fındık ürettiğime dair. Şimdi şu şekil bir gübre oluşturuyoruz. Görmüş oldunuz mu? Fındık posası. Bu şekil fındığın dış kabuğu. Bunu patates fındığı ayıkladıktan sonra buna %20 koyun gübresi, %20 kireç, %10 da hızar tozu katıyoruz. Üzerini kapatıyoruz. Ayda bir devir yaptırıyoruz ve Nisan ayını geldiği zaman bu şekil tamamen bir doğal gübre oluyor. Kireç, hızar tozu, koyun gübresi %20 ve diğeri fındık posası. Bu çok aşırı derecede toprağa faydası var arkadaşlar bunun. Ve doğal bir ürün. Yani bahçeden çıkanı tekrar bahçeye koyuyoruz ki daha güzel bir verim, daha güzel bir besin elde etmemiz için. Bunu değerlendirmek lazım. Bunu 3 yıl kullandığın zaman üst üste bahçenin azot dengesini tamamen sağlıyorsunuz arkadaşlar. Yani azot ihtiyacı kalmıyor daha bahçede. Ve ücretsiz bir şey. Yani çuval çuval gübreler alıp bahçelerinize atmayın. Gübreler bahçeye zarar veriyor. İlaçlar bahçeye zarar veriyor. Nisan ayındayız. Bir tane serçe kuş ötüşünü veya başka bir kuşların ötüşünü duymadık. Kuş yok memlekette. Yok ettik bu hayvanları. Evet, biz yok ettik. Yok fındık ilacı, yok fındık böcek ilacı, yok mayıs böceği ilacı, yok sırgan ilacı, yok bilmem ne ilacı. Bir tane kuş sesi duyulmuyor. Yani bundan 10-15 yıl öncesine kadar Mart-Nisan aylarında kuş ötmelerinden sabah illallah ederdin, cakır cakır kuşlar öterdi gün boyu. Yok, nesli tükendi hayvanlar. Yılan yok. Pörtü yok, böcek yok vesaire. Bir alakarga denen bir kuş var. Başka hiçbir kuş uçmuyor kocam bile. Gerçi ormanları da yok ettik. İşte gördüğünüz gibi karşı taraf. Orada burada şurada bir parça bir orman kaldı. Herkes kesiyor. Herkes kesiyor. Kar yağmadı. Yani kendi kıyametimizi kendimiz hazırlıyoruz yavaş yavaş. Kullan amcım, böyle ürün kullan. Yani gübreye para verip alıp atmaktan ne zevk alıyorsun? Ne veriyor sana karşılığında gübre? Bir şey veriyor mu? Verdiğini mi hissediyorsun, yoksa gelenek olarak nedir? Eskişehir